Merhaba arkadaşlar, ben Woodphobia ve bugün sizlere Pyro'nun en berbat 8 silahını sıralandırmak için buradayım. Fakat niye burada bekliyorum? Normalde Soldier yaptığımız gibi Pyro'nun dışarı çıkıp çöpünü bırakmasını beklerdim. Ama Pyro çöpünü kendi evinde yakıyor. Bu yüzden Pyro bugünün çöplerini yakmadan bizim içeri girip o çöp kutusunu almamız lazım. Şimdi ben Pyro'ya yaklaşacak kadar deli değilim. Bu yüzden son yarım saattir alkol ile doldurduğum demo bizim için çöp kutusunu alacak. Demo orada mısın? Alo. Uyan. Hadi sana bir görevim var. Bak bu tarafta. Demo sesimi duyabiliyor musun? Ses ver. Arkadaşlar, arkadaşlar bence videoyu burada kapatalım. Teşekkürler izin için. Sizlere başka videomda görüşürüz. Hop, hop hop hop, tamam sakin, tamam. Yapacağım videoyu yapacağım. Ama Pyro evdeyken yapamam onu. Bize başka bir plan lazım. Well now. Excellent. Big finish. They'll never see us coming. Never send a Cyclops to do a spy's job. Yes. Adam eritici. İlk olarak size Pyro'nun kuvvetli olduğunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Genel olarak tüm Pyro silahları kuvvetli ve düşmanlarını yok edebilirsiniz bu silahlarla. Fakat bu listedeki amacım bu iyi silahlar arasındaki en kötülerini size göstermek ve daha iyi alternatiflerini kullanmanızı sağlamak amacıyla gelmiştir bu video. Şimdi adam eriticisine geri gelelim. Bu silahın özellikleri nelerdir? Takım arkadaşlarınızı mermi kullanmayarak söndürebilirsiniz. Ve her söndürdüğünüz takım arkadaşı başına bir kritik hakkına sahip olursunuz. Şimdi bu özelliği patlayıcı, kavurucu atış veya işaret fişeğiyle karşılaştıralım. Diğer saydığım silahlar yanan düşmanlarında ya mini crit ya da kritik vuruş yapabilir. Hiç uğraşmadan, takım arkadaşını söndürmeye gerek kalmadan kritik elinizde oluyor zaten. Bence bu yüzden adam eritici iyi bir silah değil. Siz bu kritikleri toplayana kadar, takım arkadaşını söndürene kadar bu zamanı daha iyi değerlendirebilirdiniz. Ejderhanın öfkesi. Pyro'nun kuvvetinden bahsedelim. Pyro bir grup düşmanını aynı anda yakmak isteyen bir sınıftır. Herkesi yakarken o çığlıklar, o ne olup ne olduğunu bilmeyen düşmanlarını fırt diye bitirmek ister. Ve bunu gayet siz de biliyorsunuz. Size gören düşmanınıza doğru onları yakmaya çalışıp ilerlerken çok daha zorlukla karşılaşırsınız. Normalde saklanıp gizli bir yerden hop diye çıkıp herkesi aynı anda bitirmek istersiniz. Ejderhanın öfkesinde de bir sorun vardır. Bir düşmanınıza fokuslamanızdır. Hani bir düşmana karşı çok kuvvetli bir silahken bir grup düşmana karşı kime vuracağını şaşırırsınız. Ve bence bu yüzden iyi bir silah değildir. Sıcak el. Şimdi sıcak el üçüncü silah olduğundan dolayı belki bu listemizde daha düşük bir sırada olduğunu bekleyebilirdiniz. Niye bu kadar yüksek bir sırada? Diğer listelerimden de fark ettiyseniz espri silahlarını çöp diye atmadığımı görmüşsünüzdür. Sıcak eli elinize alınca biliyorsunuz ki eğleneceksiniz. Hani şaplak atacaksınız, belki öldüremeyeceksiniz düşmanınızı ama O ses efektlerini duyacaksınız ve eğleneceksiniz ve bu yüzden kullanacaksınız. Ama genel olarak çok iyi bir silah olmadığından bu listedeki 6. sıramızdadır. Üçüncü derece. Şimdi üçüncü derecenin de çok ilginç bir özelliği var. Medic ışınıyla can basılan sınıfa vurursanız Medic'i de vurmuş sayılırsınız. Veya medic birisine can basarken medic'i vurursanız medic'in can bastığı kişiye de vurmuş olursunuz bu silahla. Yani hasarınızı iki katına çıkarabilir aslında.
Çok güzel değil mi? Evet. Ama üçüncü silah videomdan gördüyseniz Pyro'nun üçüncü silahlarını bir amaç için kullandığını, bir özelliği için kullandığını görmüştünüz. Aynı şekilde burada arkadaşlar. Pyro hasar vermek için bu silahları kullanmıyor. Ve kullanmaması gerekir bence. Pyro'nun engineer'ı olmak için var üçünü silahı, hızlanmak için var, daha fazla can almak için var. Bu opsiyonlara doğru ilerlemenizi tavsiye ederim. Too easy. What the hell is that? Yedek atışçı. Şimdi size solcuda da söylemiştim. Yedek atışçı iyi bir silah değil. Ama Pyro için daha da kötü. Hemen açıklayayım sizlere. Soldier roketleriyle düşmanlarını fırlatıp minikrit atabiliyordu bu silahla. Fakat Pyro onu da yapamıyor. Ve başkalarının fırlattığı düşmanları anca minikrit atabilir. Şöyle biri de shotgun ve panik atakla karşılaştırırsak ikisi için de çok kötü bir karşılaştırma yedek atışçı. 1. Panik atak daha hızlı ateş ediyor. 2. Shotgun'ın daha fazla mermisi olduğu için hasarı daha yüksek olacak o şekilde. Ve bu yüzden ben yedek atışçıyı kullandığınız bir oyun görmüyorum. Bu yüzden listemizdeki 4. sırayı yer almıştır. Well, this was a disappointment. Yes! Gaz kaçağı. Hemen gaz kaçağını anlatayım. Gaz kaçağı zamanla dolar veya yaptığınız hasarla doluyor. Dolduktan sonra gazı atıp bir alanı etkileyebilirsiniz. Bu etkilenen alandan geçen düşmanlarınız ısınır ve herhangi bir hasar onları yakmaya başlar. Çok güzel. Ama çok yavaş bir silah. Ve bunu bekleyene kadar, doldurana kadar yapacağınız tüm hasar potansiyeli çöpe gidiyor arkadaşlar. Elinize kavurucu atış alabilirken veya patlatıcı alabilirken, shotgun alabilirken bu silahı almanız bence size bir zarardır. Ve takımınıza yardım etmiyor. Şunu da açıklığa getirmek isterim arkadaşlar. Ben bu videomda MVM'den bahsetmiyorum. Rekabetçiden bahsetmiyorum. Basit eğlenceden bahsediyorum. Ben bu bakış açısında da bu silahın iyi olmadığını düşünüyorum. Yangın baltası. Üçüncü silahı biraz konuştuk arkadaşlar. Yangın baltasının hiçbir özelliği yok. Ve özelliğin olmamasından dolayı aslında Pyro'ya hiçbir faydası yoktur. Tekrarlamış olmayayım kendim ama şunu düşünün. Bir demomanın elindeki tavayı düşünün. Veya şişeyi düşünün ama tavayı düşünün. Çünkü tava tarafından öldürülmek var değil mi? Ha, demo o tavayı kullanabiliyor ve kullandığınızı görüyorsunuz Demo Knight'ta. Ama Pyro'nun baltayı öyle kullandığını hiç görmediniz değil mi? O mantıktan gitmenizi istiyorum. Tamam mı? Hasar için kullanmayacaksınız bu silahları. Sivriltilmiş volkan parçası. Ben bu silahı birkaç video boyunca, birkaç yorum boyunca açıklamaya çalıştım kendimi. Söyledim size. Bu silah berbat bir silahtır. Çöptür. Kullanmayın. Ya özelliği bırakın. Hasarı bırakın. Kötü bir silah. Siz bu silah hasarı için alsanız bile balta daha iyi. Çok daha iyi. Çünkü bu silah nasıl hasar yapıyor? Düşmanınıza vurduktan sonra onları yakar. Tamam, çok güzel. Ama biz öyle bir dünyada yaşamıyoruz ki. Yani siz gidip düşmanınıza vurup sonra tamam siz hadi görüşmek üzere ben sen yanmaya devam ederken ben gideyim demiyorsunuz. Düşman ve siz birbirinizi öldürene kadar dövüşüyorsunuz üçüncü silahlarla. Ve siz bu dövüşmeyi yaparken bir daha vurmayacakmışsınız. Vurdunuz. O da yetmeyecek çünkü adam daha 3 saniye boyunca yanmış oldu. Bir daha vuracaksınız. Ölmüyor adam. Niye? Çünkü volkan parçası çok az hasar vuruyor. Siz normal baltayı alsaydınız o durumda şak 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 bitirecektiniz düşmanınızı. Hani bak onu karşılaştırırım arkadaşlar. Hani normal Pyro için değil, size gösterdim. Medieval modda bile çöp bir silah bu. Bu kadar. Tamam mı? Anlattırmayın bana bu silahı. Lütfen kabul edin. Arkadaşlar bu videoya çok emek sarf ettim. Saatlerimi verdim. Umarım çok sevmişsinizdir. Lütfen abone olun, like atın ve paylaşın diğer arkadaşlarınıza TF2 oynayanlarla.
Tekrardan sağ olun izlediğiniz için ve başka bir zaman görüşmek üzere. Bye bye.